aslında hazmedilemeyen şeyler var. Sabrın gereği. Bunları sineye çekiyorsunuz, yutkunuyorsunuz. Çok rahat olan insanlar gibi hemen boşalmayı düşünmüyorsunuz. Çünkü boşaldığınız zaman çoklarını kırıp geçirmeniz, rencide etmeniz söz konusu. Başkalarını kırmayayım diye hazmedilemeyeceği şeyleri atıyorsunuz içinize. Bu defa siz kırılıp dökülüyorsunuz. İşin aslı bu. Namazı kendi çerçevesinde korumada, içine bir şey girmesin diye zorlanıyoruz. Bazı kelimeleri bazen 2-3 defa tekrar ediyorum. Hakkını vermek için. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yoksa sağdan soldan gelen naseza, nabece mülahaza dalgaları içinde insan namazın içinde o dalgalar insanı alıp namazın dışında dolaştırırlar. Dediğin, ettiğin her şeyi ruhunun derinliklerinde duymuyorsa o şeyin hakkını veremiyorsun demektir. Şimdi bu türlü zorlamalar, o toslamalar karşısında diğerlerinle ayakta durma cehd ve gayreti, tansiyon da yükselebilir, beyin kanaması da olabilir, kalpte durabilir. Birileri de sevinebilir buna. Ama biz öyle düşünmemeliyiz. Hiç kimse için olumsuz bir mülazanın rüyalarımıza bile misafir olmasına meydan vermemeliyiz. Gerçi rüyaların sadık olanları göz alemi şehadete kapanınca alemi berzaha, alem misali açılıyor. Kader levhasından bir kısım hakikatler oraya aksediyor, semboller halinde. Şekiller başka, suretler başka, manalar başka, yorumlar başka, tefsirler başka. Evet, İbn-i Sirin mülazasıyla böyle. Bir de şuur altı müktesebatın dışa vurması var. Bu da Freudçe bir yaklaşım. Buna da evgâs-ı ehlam diyor Kur'an-ı Kerim. Vaka o zatın gördüğü rüya evgâs-ı ehlam değil. Doğruyu görmüş melik. Mısır'ın meliki. Ama muhabbirini bulmuş, mürşidini bulmuş. Meseleyi ona arz edince o korkup endişe duyduğu şeylerin baki olmayacağını anlamış, yapması gerekli olan şeyi yapmış. Fakat her melikin karşısına da böyle bir Yusuf çıkmayabiliyor. Evet, her zaman Yusuf olmayabiliyor. Veya Yusuflar itilip kalkılıyor. Dolayısıyla da dediklerini, ettiklerini itibar edilmiyor. Mutlaka sizin içinizde de abilerinizin arasında da daha değişik devairde de pek çok Yusuflar vardır ama keşke onları dinleme insafı ortaya konsa, izanı gösterilebilse. Biz bir yönüyle hep hüsnü zannımızın belki kurbanı olduk. Bu mevzuda defaatla boğazlandık diyebiliriz. Defaatla. Ama hüsnü zan mümkün oldukça hüsnü zan etmek lazım. Hüsnü zanla kilitlenmek lazım. Fakat yine bir hadisin ifadesiyle bir mümin bir delikten bir kere ısırılır. Hüsnü zannettiğimiz şeylerde sürekli negatif bir kısım tavır ve davranışlarla karşı karşıya kaldıksa bu defa Hazreti Pir'in verdiği ölçüler çerçevesinde hüsnü zan ademi itimat. Yine başkaları hakkında kötü düşünmeme, elden geldiğince en olumsuz şeyleri bile iyi yorumlama,
makul birer mahmil bulma, ihtimal ki şundan dolayı yapmıştır yani. Meyhanenin önünden geçiyordu, ihtimal ki nefsini kırmak için, başkaları kendisine fazla değer atfetmesin diye bir melamet mülahazasıyla oradan geçiyordu falan. Hüsnü zannetmek lazım. Hatta oraya girmiş bir insan oradan çıkarken, ihtimal ki bu insan oradakilerini oradan çıkarmak için içeriye girmişti. Bazen de içeriye girmeden içeridekilerini dışarıya çıkaramazsınız. Makul bir mahmil bularak hüsnü zanda bulunma. Bu çok önemli. Hüsnü zan, mümkün oldukça hüsnü zannetmek lazım. Çünkü hüsnü zan min hüsnül ibade buyuruyor. İnsanların itaat tablosu sallallahu aleyhi ve sellem. İbadetin en güzelini arıyorsanız müminler hakkında hüsnü zannetmektir. Değişik vesilelerle arz etmiştim. Ya kitabın içindeki bir bahsi aktarırken rahmetli hoca öyle takrirde bulundu veya bir münasebet geldi de dıştan o meseleyi öyle değerlendirdi. İmam Kadimi Hazretleri, malum Konyalı, berika sahibi, Tarikat-ı Muhammedi üzerine berika diye bir ahlak kitabı, bir kalbi ve ruhi hayata menfezler açan bir kitap yazmış. Kimse okutmazdı onu. Hoca nasılsa takdir buyurdu, makamı cennet olsun. O Hazret'e ait bir mülazasını anlatıyor. Diyor ki, ben baksam ki, görsem ki yani, bir kardeşim, bir yakınım, bir dostum, biriyle olumsuz bir münasebet içinde, kötü bir şey yapıyor, bohemliğin gayyasına dalmış. Diyor ki koca hadimi, onu öyle görünce ben gözlerimi bir kere daha böyle silerim, Allah Allah, ihtimal vermiyordum ya. Allah Allah, bir daha 10 defa silerim, baktım ki evet o doğru çıktı. Ondan sonra çeker giderim, Allah'ım bu kardeşimiz nasılsa düşmemesi gerekirken düşmüş. Beni de düşürme, bunu da affeyle de sırtımı döner giderim. Bilmiyorum, belki de o zaman bu menkıbe nakledildiğinde Kıtmir'in mülazası şöyle olmuştu. Abi büyüğüm, sultanım, pirim, şem itabanım. Ne diye gözlerini 10 defa ovuşturuyorsun? Gözüne iliştiği zaman hemen sırtını dön. Bu kardeşim hiç olmayacak şekilde düşmüş. Düşmeyecek bir insandı ama. Allah beni de düşürmesin de. Ona da kendine de bir mağfiret çek ve sonra uzaklaş. Genel mülazam da bu olmuştu. O sultanların yanında söz söylemek bana düşmez. Ama genel mülazam bu olmuştu. Bu durumda bile olsa insanlar hakkında hüsnü zannetmek, sidiller oluşturmak, çiplere değişik şeyler yüklemek, bazı kimselerin haysiyet, şeref, namus ve iffetiyle alakalı bazı şeyleri teşhir etmek suretiyle onları yıkmak ve devirmek, bir müminin yapmaması gerekli olan şeyler, caiz olmayan şeylerdir bir mümin için. Elden geldiğince, hatta bütün insanlara karşı öyle davranmak lazım. İnsanların iftihar tablosunun tavrı da bu olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bazı hususlarda ahkam çok net, çok belirgin olduğu halde insanların iftihar tablosu o mevzuda hep Cenab-ı Hakk'ın hilmü silmini nazar itibara alarak, madem Allah halim, madem bizim onun dedesi, onun dedesi olunca bizim de dedemiz. Hazreti İsmail aleyhisselam Kur'an'da yad edilirken halim diye. Olumsuz şeyleri nazara müsamaha ile karşılama demektir. En olumsuz şeylerde bile güzel bir kısım mahmiller bulunarak ondan sıyrılma, sırtını dönme, üzerinde durmama, karşı tarafı yıkma gayreti içine girmeme. Halim, İsmail halim. Evet, öyle diyor. İshak'a gelince ona alim diyor, bilen. Hilm-ü silm, insanlığın iftihar tablosu, böyle hilm-ü silmin adeta en canlı temsilcisidir.
Zaten insanı kamil olana düşen şey de odur. O kendine düşen şeyi yapmıştır. Açıktan açığa fuhşiyata düşmüş, bir kötülük yapmış. Malum maiz hadisesi var. Meseleyi detaylı Müslim-i Şerif anlatıyor sahihinde. Detaylı anlatıyor. Günah işlemiş, birileri işte günah işledin yani. Öbür tarafta ne olacak halin? Resul-i Ekrem'e hakeme müracaat ederek ne olacak benim halim diyor. Ben bunu yaptım. Allah Resulü onu 3 defa geriye döndürüyor. Dön, git, tövbe et. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur diyor. Açık söylüyor. Ben şu melaneti karıştırdım. Dön, git, Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur diyor. Dön, git, Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Cezanın uygulanmasına gelince o toplumsal bir meseledir. Toplum içinde öyle bir kangren varsa veya öyle bir kanser varsa metastaz olmaması, başkaları da bir yönüyle onu değerlendirerek, me'haz ittihaz ederek o mevzuda o meseleyi yaygınlaştırmalarına meydan vermemek için dinin o mevzuda vaz ettiği kurallar var. O kuralı ancak 4 defa itiraf ettikten sonra uyguluyor. Arkadan gamidiyeli kadın geliyor, suç ortağı. Ona da aynı şeyleri söylüyor. Kadın çok yiğit. Ya Resulallah, maizi başından savduğun gibi beni de savmak mı istiyorsun? Efendim, hakkın, benim hakkımda takdiri neyse lütfen onu icra et. Allah'ın huzuruna temiz olarak gitmek isterim. Ona da o ceza uygulanıyor. Allah Resulü buyuruyor ki, öyle bir tevbe etti ki labeteyn arasında bütün insanlara dağıtılsaydı kafi gelirdi. Hiç kimsenin görmediği bir yerde bir hata irtikap ediliyor, itiraf ediliyor. Ahirete kirli gitmemek için, bir fuhuş damgasıyla gitmemek için ölüme yürüyor, gözü açık olarak ölümün üzerine yürüyor, tecrübe ediliyor. Heyeti içtimaiyenin ahengi adına önemli bir husus. Çağın çarpık düşüncesi buna nasıl bakarsa baksın ayrı mesele. Benim burada arz etmek istediğim şey Allah Resulü'nün bu mevzudaki hilmi, silmi. İtiraf ettikleri halde şöyle böyle bir mahmil bularak esasen onları ondan uzaklaştırma, daha yumuşakça o işten sıyrılmalarını sağlama, tevbe, evbe ve inabe yolunu göstererek estağfirullah deyin, Allah da sizi yargılasın diyor. İşte mümin böyle bir hüsnü zanna memurdur. Olan her şeye hemen böyle bir suizanla hamlederek hakkında olumsuz düşünmemek lazım. Bu beni şuraya getirdi yani. Demem uygun olur mu, olmaz mı? Şimdiye kadar sizin hakkınızda, sizin gibi düşünenler hakkında cemaat diyorlar. Ben hiçbir zaman kabul etmedim. Yok öyle cemaat diye bir şey yok. Hizmet diyorlar. Belki hizmet edenler vardı ama bir hizmet hareketi diye öyle bir şey yok. Camia diyorlar. Belki olabilir şundan dolayı. Çünkü bu işin içinde tamamen dünden bugüne adanmışlık ruhuyla kendini bu işe vakfetmiş insandan alın da belki hayatında bir kere namaz kılmamış insana kadar herkes var bu işin içinde. Ne Turuk-u Aliye'deki organizasyonlar şeklinde falan Piri Mugan, Şem-i Taban, onun etrafındaki halkalar öyle bir cemaat, ne de siyasi bir hizip, bir parti, çok defa da bir kısım menfaat ve çıkarlar etrafında makamlar, payeler, mansıplar, dünyevi beklentiler etrafında kümelenmiş insanlar yığını. Böyle düşünmek mümkün değil. Çünkü her türden insan var. Nasıl olmuş da bu insanlar böyle aynı şeyleri yapıyorlar? Meselenin makuliyeti, muhasibi ifadesiyle Kur'an akliliği bu insanları bir araya getirmiş. Siz ilim adına bir kısım atılımlar yapıyorsunuz. Kendi değerlerinizi dünyaya peyliyorsunuz, pazarlar açıyorsunuz. Bakın bunların içinde sizin de böyle kabul edebileceğiniz, kabulleneceğiniz değerler var mı?
Bizde bunlar var. Bizim de sizden alacağımız şeyler var. Siz de sizdekilerin teşhir edin. Bir panayır gibi bir şey yapalım burada. Bu mülhazayla kendi değerlerinizi dünyanın dört bir yanına götürüyor, teşhir ediyor. O pazarlarda, standlarda teşhir ediyorsunuz. Bir yönüyle beğenenler hür iradeleriyle onlardan bazılarını alıyorlar, bazılarını bir macun haline geliyor. Ümit ederiz, umarız inşallah Teala bir gün insanlığın, topyekün insanlığın böyle birbiriyle kaynaşarak, bütünleşerek oradaki nekara şeklinde yeni bir dünya, yeni bir dünya, yeni bir dünya, sevgi dünyası, kucaklaşma dünyası, muaneka yapma dünyası, el ele tutunma dünyası diye bir dünya oluşur Allah'ın izni inayetiyle. Böyle bir şey, böyle bir mülaza. Evet, siz bunları yapıyorsunuz ve şimdiye kadar da buna karşı değişik olumsuz böyle komplolar oluşturulmuştur. Yeni değil yani, kadimden bu yana. Ta sizin bir yönüyle sevgi duyup, çok ciddi bir sempati hissiyle bağlandığınız, takdir hisleriyle kendisini takdir ettiğiniz bir Pir-i Mugan döneminden, onun etrafındaki halenin o mevzuları temsil etmesi döneminden itibaren bir taraftan böyle iyilik adına açılımlar sergilerken beri taraftan da birileri tarafından hep böyle çelmeye, elenseye, kündeye maruz kalmışsınızdır. Yani yeni değil bu mesele. Bu açıdan da belli bir dönemde yine belli bir dayatma olmuş. Dayatma medyaya da intikal ettiği gibi 2004'te değil mi? 2004'te böyle bir dayatma olmuş. Şimdi eğer daha sonra birileri tarafından böyle medyaya servis yapılan, efendim ben kaç defa bu mevzuda işte bakanların değişmesi filan değiştirdim, bu işi yapın falan gibi sürçülisan kabilinden mi, meseleyi sağlam mülahazaya alamama kabilinden mi, bu mesele böyle tekerrür edip durmasaydı, o gün alınan kararların bir sonucu olarak bugün bu meselenin üzerine gelme duygusu, mahşeri vicdanda öyle algılanma şeyi olmasaydı, bütün mahşeri vicdan meseleyi şimdi öyle algılıyor. Demek ki o zaman öyle karar verilmiş ve sonra ard arda bunlar sürekli o mevzudaki vazifeleri değiştirerek hep bu işin üzerine gitmişler şeklinde. Ama bunlar denmeseydi, etmeseydi, hüsnü zannımın gereği şuydu. Bu mesele konjöktüreldi esasen. O günün şartlarını bilmiyoruz. Vakanüs değiliz. Hadisenin içinde değildi ki biz o hadiseyi arka planıyla görelim, felsefesiyle değerlendirelim derdim. Ben öyle düşünüyorum. Devamı temadisi olmasaydı mesele öyle bakardım. Ama mahşeri vicdana o mevzuyu teyit eder mahiyette böyle beyanların verilmesiyle öyle bir mesele karşısında da mahşeri vicdan karşısında bana diyecek bir şey bırakmıyor mahşeri vicdan. Mahşeri vicdan bana diyecek bir şey bırakmıyor. Ben yoksa o meseleye nasıl bakardım biliyor musunuz? Hudeybiye sulhu gibi bakardım. Derdim ki o mevzuda problem çıkarmamak için, bütün o mevzuda negatif hale getirilmemek için, fonksiyonu yitirmemek için, bertaraf edilmemek için muvakkaten bir tavizden ibaretti bu. Fakat sonra meselelerin üzerine gidilmemek suretiyle, mesele pozitif olarak değerlendirildi nazarıyla bakar, işi hüsnü zanla yumuşatır ve mahşeri vicdana da meseleyi öyle duyurmaya çalışırdım. Şimdi denen ve edinen şeylerle şahsen benim kolum kanadım kırıldığı gibi dilime de bir kilit vuruldu. O gün öyle dendi, arkadan da ısrarla işin üzerinde duruldu. Atılan o imzaların hakkını yerine getirin falan gibi. Sürçülisan değilse bu, bir zuhul değilse bu mevzuda, birlerinin bu mevzuda dürtüleriyle söylenmiş sözler değilse şayet, bu şunu bunu değil esasen, benim kolumu kanadımı kırdı,
buradaki hüsnü zan sistemimi kullanmama mani oluyor bu. Zira bu meselenin içinde üzerine girilen şeyler arasında şöyle böyle size nispet edilen, bazen de kıtmirin adı bahis mevzu edilerek ona nispet edilen mesele, esasen yapılmak istenen şeyi tasvip etmeyen yığınların, o kadroların, o ekibin, o cemaatin, cemaatlerin belki zannediyorum %10'unu 15'ini teşkil ediyor. %85 ve 90'ını başkaları teşkil ediyor. Bu insanlara nasıl anlatacaksınız bunu? Ayağa düşmüş, herkes tarafından bu meselenin böyle olduğu kabullenilmiş. Demek ki belli bir dönemde böyle bir karar verilmiş. Ve ceste de sonra efendim uygulanmak istenmiş falan gibi. Sizin de bizim de ağzımıza bir fermuar, dilimize bir kilit vurma gibi bir şey oluyor. Evet, her şeye rağmen ben şimdi düşünüyorum, acaba bunu nasıl bir hüsnü zan yorumuna bağlayabilirim? Bir şey bulamadım şu ana kadar. Kendime göre uydurma tevilatım çoktur, tefsiratım çoktur. O ehlullah'tan usulü din disiplinlerine aykırı beyanda bulunan insanların düşüncelerini yakın arkadaşlarım bilirler. Bir silsile içinde ifade ederken mutlaka makul bir mahmile bağlayarak onları mazur göstermeye çalışmış biri olduğumu bütün arkadaşlarım bilirler. Ve 40 senedir böyledir bu. 40 senedir. Muhiddin İbn Arabi'den Hallacı Mansur'a kadar, Maktus Söhreverdi'ye kadar hiçbirini laf ettirmemek için, hiçbirini tenkite maruz bırakmamak için dedikleri, ettikleri şeyler, yürüdükleri yol makul bir mahmil bularak onlara şunu kastetmiştir, şundan dolayı şöyle demiştir. Hallacın enel hak demesine karşı, ben hakkım demesine karşı, ihtimal o dönemde bir kısım vahdeti vücutçular, panteistler kendilerini nefy ediyorlardı. Hazret de kalktı dedi ki hayır ben de hakkım dedi. Şimdi bu meselenin bu şekilde yorumu açık bir yanı varsa şayet, böyle bir mahmille meseleyi makul şekilde yorumlamak o Hazreti mazur görme manasına gelir. Genel ahlakımız hep bu oldu. Bu ister dini duygu, dini düşünce, ister usulü dine müteallik meselelerde, ister tefsire müteallik meselelerde, isterse hadise müteallik meselelerde hep böyle oldu. İdareye müteallik meselelerde de tabiatımızın gereği, karakterimizin gereği hep böyle düşünmek istedik. İnşallah o tevil sistemini bu mevzuda da kullanarak buna da makul bir mahmil bulup deriz ki o bir Hudeybiye anlaşmasıydı. Arkadan gelenler de bilemiyoruz. Belki birilerinin o mevzuda yanlış bilgilendirmeleriyle bazı arkadaşlarımızı, bazı dostlarımızı, bazı ehli imanı bu mevzuda bir kısım yanılgılara ittiler. Ben de o mevzuda makul bir mahmil bulur, o meseleyi de öyle tevil etmeye çalışırım. Fakat şu anda bulamadım daha. Henüz bulamadım. Evet, hüsnü zandan başladık. Hüsnü zannetmek lazım elden geldiğince. Hatta şu gayretler, o mevzuda can siperane mücadeleler filan çok önemli şeyler yapıyor gibi bir tavır sergilenmesi, topluma değişik şeylerin böyle dikte edilmesi, bunlarda bile hani aklımıza gelmeli ki ya bizim bilmediğimiz, bu adamların bildiği, bu arkadaşlarımızın bildiği bir şey vardır. Ondan dolayı bunu yapıyorlar. Halkın %80'i kimisi ifade ediyor, kimisi edemiyor. Bu mesele doğru değil diyor ama belki de yani çoğunluğun dediği gibi değil de azınlığın dediği gibi hakikaten bu meselede makul bir mahmil vardır falan hüsnü zannederek böyle düşünmek daha uygundur. Ha, başkalarıyla beraber siz de bu mevzuda zarar göreceksiniz. O ilim yuvalarının kapılarına kilit vurulacak. Mükemmel insan yetiştirme imkanları sizin elinizden alınacak. Ve bu arada onlarla meşgul olurken belki meşgul olunması gerekli olan şeyler
bunlar da ikinci plana itilecek. Mesela genel orta dereceli okullarda %35 nispetinde içki içen talebe var. Bu neredeyse ortaokul talebelerine kadar inmiş. %30 nispetinde sigara içen talebeler var. Ve biz bunlara tahdit koyuyoruz, sınır koyuyoruz. Onu da birileri tenkit ediyor. Hayır, demokratik bir ülkede, hürriyetin hakim olduğu bir ülkede bunlar yapılamaz diyorlar ama fakat bunlar yaygınlaşıyor. Tabana doğru gidiyor. Belki ana okullarına kadar gidecek. %15 ve 20 nispetinde uyuşturucu alışkanlığı var. Türkiye'nin esas problemi budur. Gelecek nesillerin uyuşturucu, içki içen, sigara içen nesiller ve biz bunlara karşı mücadele ediyor gibi bir tavrımız varken böyle çok önemli bir problem, metastaz olmaya müsait kanser gibi bir problem, yarının yığınlarını batırabilecek bir problem varken böyle bağışlayın, çok özür dilerim hem sizden hem de bu meselenin arkasında olan arkadaşlarımızdan özür dilerim. Eften püften meselelerle meşgul olma bir yönüyle efendim mühimme takılıp da belki mühim onlarca ehemmi görmezlikten gelme gibi bir hal oluyor. Onu anlamada da işin doğrusu zorlanıyorum. Ama arz ettiğim gibi ona da makul bir mahmil bularak orada da hüsnü zan sistemimi işletmeye çalışacağım. Çünkü müminler hakkında hiç suizan etmek istemedim. O müminler de kendi haklarında suizana sebebiyet verecek şeylerden sakınmalılar. Yaptıkları şeylerin makul, Kur'an akliliği içinde kabul edilir olması lazım. Esasen biz de kendi tavır ve davranışlarımızla bu mevzuda olumsuz bazı şeylere mukabelelerimizde aynen suizana düşmemeliyiz. Suizan edilebilecek duruma düşmemeliyiz. O mevzuda temkinli ve tedbirli olmalıyız. Teyakkuz, kalbi ve ruhi hayat yolunda Allah'a karşı, Allah'a doğru yürümenin seyir ile Allah'ın başıdır. Temkin de zirvesidir. Başta gözlerin açık olarak yürüyeceksin, sonunda da temkinde kusur etmeyeceksin. Dikkatli olacaksın, temkinli davranacaksın, hata etmemeye, zirveyi ihraz ettikten sonra baş aşağı, aşağıya doğru yuvarlanmamaya bakacaksın. Herkes için aynı şey söz konusu. Tavırlarımızda suizanla insanları sevk edebilecek şeylerden sakınmalıyız. Temkinli yaşamalıyız. Başkaları bu mevzuda çok değişik argümanları kullanıyor. Karartma planları var, projeleri var, taktikleri var. Hafizan Allah, hiç farkına varılmadık bir yönden vurabilirler. Şeytanın şeyi odur. Cenab-ı Hak'tan müsaade istiyor. O müsaade nedir? Tekvini bir şey midir? Ayrı mesele. Üzerinde durmayacağım. لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ Önlerinden geleceğim. لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ Arkalarından geleceğim. وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدَ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelecek çok farklı duyguları itibariyle onları vuracağım ve çoğunu sen onun şükretmeyen, sana hamd etmeyen kullardan bulacaksın diyor şeytan. Hafizan Allah herkes için söz konusudur. Sizi de vurabilir, başkalarını da vurabilir. Böyle sağdan gösterir, iyi bir şey yapıyorum zannettirir. Fakat öyle bir kötü vurdurur ki hafizan Allah, siz orada devrilirsiniz. Olumsuz şeylerle sizi vurur. Müstehcen şeylerle vurur, fuhuşla vurur, dünyevilikle vurur, haram horlukla vurur, haram yeme demek. Vurur hafizan Allah, vurur. Geleceğinizi karartır.
arkanızdan mazinizle irtibatınızı koparır. Gideceğiniz yer adına sizi kör ve sağır haline getirir. Hafizan Allah. Bütün bunları değerlendirir ve insan hiç farkına varmayarak bir ayağı mescitte, bir ayağı evde fakat aldanabilir. Hafizan Allah. Herkes aldanabilir. Bazı dostlarımızın küçük çağrıları olabiliyor. Bu iki çağrılar haklı bir çağrı mıdır? Evet. Şimdi o bazı dostlarımıza deseniz ki yani şu meselede sizse sussanız ya falan deseniz bak ne derler böyle kitabın ortasından bir şey. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Peygamberimiz buyuruyor. Geçen müsahabede de geçtiği gibi siz böyle eğitim yuvaları açmak suretiyle, üniversiteler açmak suretiyle, toplumunuza hizmet etmek suretiyle ve temel değerlerinizi bütün dünyaya taşımak, dünyaya tanıtmak suretiyle açılımlarınızda eğer hakikaten aklın, mantığın, muhakemenin gereği olarak kitap ve sünnetle test ettikten sonra bu meseleleri yanlış görüyorsanız o yolda yürümeniz hakka karşı saygısızlıktır. Fakat kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyası, fukaha ve zamanın tefsiri bunu arkanıza alarak bu yolda yürüyorsanız hak demektir o. Bu defa falanın filanın bu mevzuda önünüzü kesmesi, şöyle böyle sizin üzerinize gelmesi karşısında yürüdüğünüz o hak yoldan dönerseniz şayet hakka karşı saygısızlık yapmış olursunuz. Dolayısıyla Allah'a karşı da saygısızlık yapmış olursunuz. Kitaba saygısızlık yapmış olursunuz. Sünnete saygısızlık yapmış olursunuz. Yaptığınız şeylerde Allah'ın sevmediği, peygamberin kabul etmediği, etmeyeceği, milli değerlerinize, örfünüze, adetinize, ananenize, geleneğinize ters ne vardır? Sizin üniversite hazırlık kurslarınızda uyuşturucu mu kullanıyordur? Sigara mı kullanılıyordur? İçki mi kullanılıyordur? Bohemlik mi yaşanıyordur? Kadın erkek beraber toplumu çürütme adına daha değişik, benim söylemeye icap duyduğum şeyler mi yapılıyordur? Bunlar yapılıyorsa bence ben de öyle derim yani. Kapılarına kilit vurun, çekilin. İyilik yanına kötülük yapıyorsunuz siz. Yok bunlar yoksa kendi toplum değerlerimize doğru bir yürüyüş varsa burada kendi ruh ve mana köklerimizden gelen hakikatleri canlandırma, filizlendirme varsa şayet bence bu haktır. Bundan dönme nahak bir şey olur. Hakka karşı saygısızlık olur. Şimdi o zaman böyle bir meseleyi müdafaa etme mevzunda susma dilsiz şeytanlıktır. Evet. Onlar size öyle diyeceklerdir. Siz de bu bir haksa şayet bunun karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır. Kuvvet hakta olmalı. Hak kuvvette değil. Kuvvet hakka tabi olmalı. Kuvvetin en önemli derinliği hakkı temsil etmesine bağlıdır. Kuvvet bende diye her şeyimi yaparım mülazası bence çok defa nahak şeylere insanı sevk etmiş olabilir. Kitaba, sünnete göre bu mülahazaları değerlendirsinler. Yanlış desinler. Biz de hazır olalım. Vazgeçmeye hazır olalım. Bu kadar. Yoksa kardeşim, kardeşim demekle mesele çözülmez. Problem çözülmez. Hüsnü zan. Edebildiğimiz kadar ettik. Asırlardan beri rehnedar olan bir kale, diken tarlasına dönmüş bir bahçe, bir bağistan, bir bostan, bir gülistan tamir ediliyor, timar ediliyor. Bir bağ ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar haristan olur. Bir bağ ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar haristan olur. Har diken demek. Har derseniz bu başka semerli bir şey demek.
Ne olur ya Rab, ne olur ya Rab. Neyin noksan olur ya Rab? Bizi insanla ila buyur. Hakiki insanlığı ruhumuza duyur. Bizi onunla doyur. Başka açlıklardan kurtar. Kapının tasmalı kulları haline getir. Başka kulluklardan kurtar. Kuvvet kulluğundan, servet kulluğundan, hakimiyet kulluğundan, şehvet kulluğundan, rahat kulluğundan, tenperverlik kulluğundan, müşarun bilbenan olmak kulluğundan bizleri halas eyle. Vesselam. Tansiyonum yüksekti. Fakat zannediyorum yüksek tansiyondan konuşmadım. Amma abistanu kefa safavu kederdir leyal hep. Gün doğmadan meşimeyi şepten neler doğar bekleyip göreceğiz.